Herkese merhabalar, kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Çok hızlı bir açılış yapıyorum çünkü dalışa gideceğiz. Saat sabah şu an 8. Bir tık uyuyakalmışım. Saat 8-10 geç alacaklar, o yüzden oraya yetişmeye çalışıyorum. Abim gitti ondan, tabii ne olacak, hiç tık giyindi çıktı. Ben çantasıdır, ostur, busudur anca gidebiliyorum. Şimdi yapabilirsem biraz kahvaltı yapayım. Sonra bakalım yerlerde görüşürüz. Mehmet. Ya Barba. Dalışa gidiyoruz. Heyecanlıyız. Hazırlandık şimdi. Seviyoruz. Evet abim geldi. Ahmet bu şeyi taşıyın da tahtı kida o. Lihat Mahmet abi yutla. Arda kafes ve masamir ve ayı haka. Maç. Mehmet nasıldı? Çok iyi. Çok çok iyi. Kida kida adarak tamam. Umarım iyisinizdir. En son dalışta kalmıştık. Şu an böyle hazırlandım. Dalışta çok bir şey çekemedim. Sizinle çok konuşamadım. Çünkü teknede çok rüzgar vardı. O yüzden çok muhabbet edemedik. Çok konuşmalı bir vlog olmadı. Ama size ayrıntılarını anlatacağım. Şimdi hazırlandık. Farşa Kafe'ye gidiyoruz. Orayı da hep birlikte gezelim. Sonra da ben size bütün detayları, bütün bilgileri vereyim. Şimdi ben hazırlandım. Abim bekliyorum. O da hazırlansın. Yola çıkalım artık. Çekiyorum. Çünkü orada kapanış yapmayı unutmuşum. Çünkü tatildesiniz ve çok koşturmacalı geçiyor günleriniz. İşte hem turlara katılmak hem işte ne bileyim ben video çekmek. Onları zaten orada editleyemedim. Öyle bir şansım yoktu. Bursa'ya dönünce editleyecektim. Ve şimdi editlerken falan baktım ki dalışla ilgili bir kapanış yapmamışım o videoyla ilgili. O yüzden kapanışını da buradan yapıp buradan bilgileri vermek istiyorum size. Şimdi dalışa biz Charm Tour'la katıldık. Instagram adresini şuraya aşağıya bir yere bırakacağım. Memnun kaldınız mı derseniz, şöyle, sahibi Türk olduğu için memnun kaldık. Çünkü her zaman bir Türkçe tercümanımız, Türkçe rehberimiz vardı. Türk değildi ama Türkçe bilen bir rehberimiz vardı. Ve bizi bu konuda işte dalış hocalarıyla falan hep çeviri yaptı aramızda. Bu da kendimizi daha güvende hissetmemizi sağladı. Sahibi Türk olduğu için çok fazla Türkler tarafından tercih ediliyor ve teknenin, o gün katıldığımız teknenin %90'ı da Türk'tü. Hatta arkadaşlarımıza falan denk geldik.
Öyle iyi yanları da var ve ben bütün turlara şarm turla katıldım. Gayet de keyif aldım hepsinden. Fiyatları bir tık pahalı gibi gözüküyor ama şöyle bir şey var. Dalış ve artı tekne turu $40. Şimdi bazı turlar $30 götüren de var, işte $25 götüren de var ama mesela orada şöyle bir şey oluyor. Milli park giriş ücreti içine dahil olmuyor ve siz bunun için ayrı $10 veriyorsunuz. Ya da şnorkel seti içine dahil olmuyor. Bunun için ekstra bir ücret ödüyorsunuz. Burada verdiğimiz $40'ın içinde her şey dahildi. Yani şnorkel, can yeleği, işte başka ne verdiler bize nefes aldığımız o şnorkel takımı. Bir de evet can yeleği verdiler. Öğle yemeği içine dahildi. Gün boyunca çay kahve sınırsız. Onun dışında ekstra bir ücret almıyorlar sizden. Dalış da bunun içindeydi. Siz dalış yapmak istemezseniz ayrıca tekne turuna katılabiliyorsunuz. Çünkü o dalış yapılan noktada sadece yüzebilirsiniz de dalış yapmak zorunda değilsiniz. O zaman da $30 alıyorlar diye biliyorum. Öyle. Onun dışında bence mutlaka gidin dalış yapmaya ve dalış yapmak için gerçekten yüzme bilmenize gerek yok. Hatta şöyle bir şey var, hocalar diyorlar ki dalış esnasında yüzmek yasak. Çünkü hoca sizi alıyor ve tutarak götürüyor aşağıya. Sonrasında orada siz işte balıkları falan izliyorsunuz, fotoğraf video çekiniyorsunuz. Ha bu arada fotoğraf ve video için ayrı bir ücret ödüyorsunuz. Çünkü aşağıda sizin fotoğrafçı videolarınızı çekiyor, videonuzu çekiyor, fotoğraflarınızı çekiyor. Bunun için de ayrıca $15 ödedik. Evet, o şekildeydi. Dalış bence herkes yapsın. Çünkü orası gerçekten çok güzel. Su altı müthiş, inanılmaz. Zaten siz de görmüşsünüzdür. Çok değişik balıklar vardı. Çok keyifliydi. En keyif aldığım tur olabilir. Onun dışında bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Hayır. Farşa Kafe'de akşam gitmiştik. Orada hiç oturmadık. Çünkü oraya böyle bir giriyorsunuz. Sanırsam içinde böyle kafeler var. Çok kalabalıktı. Çok fazla ses vardı. Yer yoktu. Biz o yüzden sadece girdik, bir baktık, sonra çıktık. Bir şey yiyip içmedik orada. O yüzden oranın fiyatlarını bilmiyorum. Ortam evet çok otantik, çok güzel bir ortamı var. Ama dediğim gibi çok kalabalık oluyor. Önceden daha erken bir saatte gün batmadan gidip aslında orada gün batışını izlemek lazım. Ama bizim öyle bir vaktimiz olmadı. Ama güzeldi Farşa Kafe'de. Onun dışında orayla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Bu arada bu tekne turuna sizi otelin önden alıyorlar. Limana götürüyorlar. Orada işte şnorkelinizi falan alıyorsunuz, tekneye biniyorsunuz, sonra tekneyle geziyorsunuz. İşte şöyle hiçbir durak yok dalış noktasına kadar. Dalış noktasında zaten bir yaklaşık 1,5 saatin falan geçiyor herkes sırayla daldığı için. Orada bütün dalışlar bittikten sonra, herkes dalışını yaptıktan sonra yemek molası, öğle yemeği veriliyor. Ama o 1,5 saat orada geçirdiğiniz işte herkes dalış yaparken siz yüzme molasındasınız, yani yüzebiliyorsunuz. Sonra dalış yapıldığı, dalış bittikten sonra öğle yemeği yeniliyor. Sonrasında White Island'a gidiliyor. Görmüşsünüzdür böyle okyanusun ortasında, denizin ortasında bir ada gibi böyle su çekilmiş ve diz mesafesinde. Hatta bazı aylarda tamamen çekiliyor, hiç su kalmıyormuş. Oraya da tekne tam yanaşamadığı için biraz geride duruyor ve yüzerek gidiyorsunuz. Yüzerek gittiğiniz için yanınızda telefon falan götüremiyorsunuz, herhangi bir kıyafet. Mesela ben isterdim oraya normal gidelim, normal kıyafetlerle fotoğraf çekinelim diye, ama öyle bir şansımız olmadı. Sonra oradan da sizi aldıktan sonra, oradaki o sürede bittikten sonra geri dönüyorsunuz limana ve tekrar otelinize kadar bırakılıyorsunuz. Böyle. Neyse, yine çok konuştum. Bu dalışla ilgili anlatacaklarım da bu kadardı. Şarm turla gidebilirsiniz. Kesinlikle çok güvenilirler. Evet, bir tık fiyatları pahalı ama dediğim gibi o da aslında pahalılıktan değil, her şey içine dahil olduğu için ücretleri böyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalıma da abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.